Kahyalarda devam ediyoruz sera kontrollerimize. Bu seramız da patlıcan serası. Görüyorsunuz çok modern değil, normal bir sera. Bakalım ne var, nasıl seramızın içerisi. Beraberce görelim. Evet, önce bir genel görüntüsünü izleyelim. Yapraklarında bir sıkıntı var mı? Herhangi bir problem var mı yeşil aksamda? Aralardan da geçerek. Çünkü tam kışın ortasındayız. Bitkilerimizin en çok stres yaşadığı durumlar var. Bitkilerimiz bundan nasıl etkilenmiş beraberce önce şöyle genel olarak bir görelim. Kısmen kurşun ütü problemini görebiliyoruz bitkilerimizde. Ufak yollu çürümeler var. Bunları da artık normal karşılıyoruz. Evet arkadaşlar, görüntü yeşil aksam olarak bu. Peki meyve durumu ne? Bir de onu kontrol edelim. Bitkilerimizin üzerindeki meyveleri, meyve sayılarını şöyle ileriye doğru hem kalitesiyle hem de sayısıyla çiçeklerde dahil olmak üzere görelim. Şöyle aralardan da geçeyim. Kaç tane meyve var bitkimizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benim sayabildiğim 12, 14 tane var. Diğerlerinde farklı mı? Onu da görüyoruz beraberce. Şöyle bir aradan devam ederek ilerlere kadar. Hemen arkadan başka bir sıradan devam edelim. Arada böyle yanlara da yan dağıtım bitkilerimizi de gösterelim. Evet, burada biraz dediğimiz gibi kurşun ütü problemi var. Onun dışında bir sıkıntı bitkimizde yok. Devam edelim. Seramız birazcık büyük. Hızlıca geçiyorum. Buralarda da meyvelerimizi sizinle paylaşayım. Arkadaşlar, sarı yaprak yok farkındaysanız. Sera tekrar göstereyim. Bu üreticimiz sezonun başında patlıcan için kullanabileceği ilaç ve gübreleri bizim önerilerimiz doğrultusunda toplu olan bir alan bir üreticimiz ve başından sonuna düzgün bir şekilde bizim önerilerimizi tamı tamıyla yapan bir üreticimiz ve sonuçta ortada. Bugünlerde fiyatların çok iyi olduğu günlerde üreticimizin tam da para kazanacağı dönem ve şu anda tam da bu oluyor. Zaten biz patlıcan biber dikecek üreticilerimize hep aynı şeyi söyleriz. Mart'a kadar, Nisan'a kadar sağlıklı götürürseniz esas ciroyu ondan sonra yaparsınız diye. Tabii ki bu sera için o geçerli değil. Burada çünkü bugünlerde de ciddi bir şekilde
ürün veriliyor. Zaten bitkilerimiz de bunu gösteriyor. Toplamda 3,5 dönüm bir seramız ve bugünlerde bile 60-70 paketin altına düşmüyor. 4-5 gün arayla hasatlar. Evet, görünüyor arkadaşlar. Cumartesi gün toplanmış bir patlıcanımız. Ve şu anki durumları. Evet. Gecelerin ayaz olduğu günlerden geçiyoruz. Ama bitkilerimizde bu konuda bir sıkıntı yok. Sadece söylediğimiz gibi yer yer botritis problemi, kurşun yükü problemi dışında. Biraz da şöyle yan çekeyim ki daha geniş açıdan görülebilsin. Evet, şöyle. Şu şekilde. Her tarafını görelim. Tekrar düzeltelim. Evet arkadaşlar, biz sadece işimizi yapıyoruz kalayır tarım olarak. Emeklerimizin sonucu da böyle. Tüm üreticilerimizin seralarının böyle mükemmel olmasını elbette ki isteriz. Biz size bir telefon uzaktayız sadece. Evet.